Semih suçu var suçu var dedin Berkay'ın. Suçu var, e, suçu şöyle. Dün ilk defa Berkay konuştu ve konuşunca arka, eski arkadaşlarını eleştirdi. Dedi ki: "Oradayken belki ben göremiyordum fakat bu tarafa geçince hep oradan laf atıldığını gördüm." dedi. Hı hı. Bu laf herkesi rahatsız etti. Poyraz'ı rahatsız etti, Doray'ı da şeydi, herkesi rahatsız etti. Ama önemli değil bu. E, söyleyebilir. Herkes birbirini eleştiriyor. <laughs> suçu şu. SMS birincisi olmak. SMS birincisi olduğu için şu an herkes rahatsız. Batuhan da rahatsız, İsmail de rahatsız, Poyraz da rahatsız, Ayşe de Dora da topyekun bütün Survivor ahalisi şu an rahatsız. Çünkü Berkay dedi ki ben de oyundayım. Arkadaşlar Poyraz öyle kolay şampiyonluk yok. Batuhan dur bir dakika. İsmail aman he. Hepsine bir uyarıda bulundu Berkay dün SMS birincisi olarak. Orada bütün yarışmacılar nasıl konuşuyor? Batuhan da diyor ya, İsmail abi SMS birincisi olur ya da ben olurum. Herkes Poyraz yazarken Poyraz birinci olur diyor SMS birincisi. Herkes zaten 2-3 kişi üzerinde böyle şimdiye kadar da zaten Poyraz'ın 9 SMS birinciliği mi oldu? Yani bu bir veridir bizim için. Poyraz şu an 10 kişi varsa yarışmada Poyraz'ın 10. olmayacağı garanti gibi bir şey. Hı hı. Son 3, 4, 2 ya da şampiyon. Yani herkes öyle görüyor zaten. Ama yeni bir rakip doğdu. Şimdi Poyraz diyor ki ya ben ne kadar güzel giderken diyor karşımda İsmail Batuhan var diyor. Yani onları elerim falan diye düşünüyor belki. Bir de Berkay çıktı karşıma diyor. Bir de Berkay diyor performans değil bir de yeniyor diyor beni. Yeniyor ama diyor ben ona psikolojik baskı da uygulayamam. Çünkü arkadaşım ne diyeceğim ben ona? Kardeş gibiyiz. Ama ben onu psikolojik olarak bozamazsam performans olarak da yenemiyorum. Ne yapacağım? Bir şeyler yapmalıyım. O yüzden Berkay'da bence Berkay için en e, önemli konu şu. Hiç eleştiride bulunmayacak. Şimdiye kadar hiç konuşmadı ya. Bu saatten sonra da konuşmayacak. Konuşursa çünkü ona bu sefer poyraz arası bozulabilir. Karşı takımdan bir şeyler söyleyenler olabilir. Ya bakma... da çok doğru yerde doğru bir lafı söylemesi lazım. Ama yine tamam doğru yanlış önemli değil. Bir laf söylediği zaman haklı da olsa... ...karşıdan veya kendi takımından birileri bir şey söyleyecektir ona. Söylediği zaman... Bir polemi Şu an hazırlıklar başladı evet, orada tabii. Bir polemiye girdiği zaman vereceği tepkileri biz bilmiyoruz Berkay'ın. Ben e, kendini bozacağını düşünmüyorum. Güzel e, üslubunu koruyacağını düşünüyorum. Fakat yine o polemikler belki ona e, e, eksi yazabilir, yıpratabilir. Çünkü biz hiç onu öyle görmedik. Ama şu anki suçu dediğim gibi suç değil de onların suç olarak gördüğü, rahatsız oldukları konu Berkay'ın SMS birinciliği. Burada tamam SMS birincisi olmasından mütevellit bir rahatsızlık oluştuğu noktasında bir tespiti yaptın. Yalnız sanki açıklamalardan ben şunu da hissettim. Berkay bizim arkadaşımız, kardeşimiz. Biz bu noktada beraber yürüdük. Aleyna Çalışkan'ı da sevmiyordu. Niye Aleyna Çalışkan'ı yazmadı? Yani bir burada bir sitem de var sanki. Hani onlara göre ...Aleyna Çalışkan'ı yazması gerekiyordu. Allah Allah. Sanki algısal olarak Berkay'ı hala kendi aralarında mı zannediyorlar? Veya orada bir Biyat kültürü, mı? Biyat kültürü mü evet. var tam olarak çözemedim. Berkay mi? bir truva atı mıdır? Berkay kesinlikle <laughs> bir truva atı değildir ya. Berkay'ı e? hala kendi takımı. Berkay'ın da düşünceleri var. Steven söyledi en güzeli ya. Olmaz. Steven en güzel söyledi? Onu bir söyleyen Poyraz. Furkancığım onu evet. söyle. Poyraz şunu diyor aslında. Onu so, onu Sa sorgulamıyor. Berkay farklı bir duruşa geçti diyor. O, şunu demek istiyor aslında. Alt metni şu. Berkay bu aralar beni çok yendi. Arkadaşımıza <laughs> zarar veriyor bu hareket. Beni artık az enerjiyi olur. Yoksa Berkay'la papaz olabilirim her an. Yok, onu kırdı Poyraz. Alt metni bu. Kırdı onu Poyraz. Kırdısı yendi. ne kırdısı? En son yendi Poyraz. Yani, Bir kere e... yendi. Tamam da işte tamam da şimdi kırdı onu yavaş yavaş. Yani tamam Berkay da 7 kere yendi ama şimdi Poyraz da onu kırdı. Yavaş 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 yavaş. Belki Poyraz da ona karşı üstünlüğü sağlayacak bunu bilemezsin ama yani. Poyraz'ın sistemi bu değil mi? Poyraz Dora'ya ne demişti elinde çubukla? Ya bizdensin ya da bir hiçsin. İşte ben de hemen Sema'ya döneyim. O farklı düşünüyor herhalde. Orada bir e, bir sistem var ama tam çözemedim. Hala kendi takımında gibi zannediyorlar herhalde Berkay'ı. Yani Berkay'ı hala kendi takımlarına hizmet etsin gibi konuşmuşlar. Onu da e, istiyorlar. Evet, ada şartları hani yani karşı takımda alıncanlık olmasına rağmen Berkay'ın kendi takımına hizmet etmesi. Kötü niyeti yoktur. Alıncanlık yapıyor olabilirler. Hani en yakın oldukları insanın gittikten sonra onlarla aynı fikirde olması rahatsız etmiş olabilir ama bunu kabullenmek zorundalar. Berkay artık o takımın bir mensubu ve orada uyum. Berkay'da hiçbir değişiklik yok bu arada. Burada da çok uyumluydu. Takım ne isterse uyuyordu. Oraya gitti yine takım ne isterse uyuyor. Yani orada İsmail'in yazılması gerektiğini stratejik olarak planlamışlar. Çocuk bunu uydu. Karakter olarak hiçbir değişiklik yok yani. Bulunduğu ortama uyan bir çocuk Berkay. Yine uydu. Yani burada suçlanacak hiçbir şey yok. Suçlayamazlar. Aksi şekilli olsaydı ben Berkay'da sorun var derdim. Yani bak o takımda ne kadar geçimliydi, uyumluydu. Buradakileri hiç takımsal bakmıyor. Hala gözü eski takımında. Halbuki eski takımı onu unutalı çok oldu derdim. Burada yine doğruyu yaptı. Ne kadar eleştiril eleştirirlerse eleştirsinler buradan yol alamazlar, haklı çıkamazlar. Çünkü o hem kendi takımıyla yol almak zorunda hem de oyunlarda, performansında ya da işte konuşmalarında artık kendi şampiyonluğu için bir şey yapmalı. Yani Poyraz'da olan arkadaşlığı için değil, mavi takımdaki anıları için değil. Berkay artık birinci de olduktan sonra olabilir mi acaba? Acaba şampiyon olur muyum? Neyim eksik ki? Demesi lazım değil mi artık bu uyanması lazım. O yüzden onların alınganlığına veriyorum ben. Çünkü bu kadar düşünsenize gittiğinden beri istisnasız bütün yarışmacılar birbirlerine laf sokuyor. Hakaret ediyor. Sergen'le bir sürü İsmail'in olayları oldu. Ayşe ile Aleyna çalışkanın oldu. Yani herkes ayrıldığı yerle ilgili sorun yaşadı. Buradaki böyle en temiz ayrılan çocuğu eleştirmek nedir yani? En temiz ayrıldı. Şimdi zaten biz geçen seneki Survivor'da da bunu çok görmüştük. Aslında bu hayata dair de bir olay. Çünkü bir örnek vereceğim. Şimdi mesela ben sana geliyorum diyorum ki, "Semih çok kötü bir yorumcu." Tamam mı? Murat abi'ye gidiyorum diyorum ki, "Semih çok kötü bir yorumcu." Başkasına gidiyorum diyorum ki Semih çok kötü bir yorumcu. Ve böylece Semih'in kötü yorumcu olduğuna dair bir algıyı yaratmaya çalışıyorum. Ama Survivor'da bir farklılık var. Bir de işin vizyon tarafı, izleyen tarafı var. E ben izlerken baktığım zaman Semih çok iyi yorumcu. İşte burada izleyici devreye giriyor zaten. Ama hayatta bu devreye girmiyor. Bir izleyen olmadığı için yaratılan algının kurbanları oluyor her zaman. Survivor'da bu kurbanlar olmuyor. Çünkü hakim izleyici. Yani Bugün geçen seneki mavi takım da gönüllüler takımı da bence bunu yapmıştı. Bu seneki mavi takım da yine aynı hataya düşüyorlar. Kendi içlerinde yarattığı bir dünyada kendi kurdukları sistem üzerinden insanları yok edip veya zirveye çıkarıyorlar ve bizim bunu görmediğimizi zannediyorlar. Ama burası Survivor. Zaten buraya giden hani sen diyorsun ya Murat abi her zaman hamama giden terler diye. Evet. Buraya giden yarışmacılar bu yarışmanın kendilerinin her hareketlerinin izlendiğini biliyorlar yani. Bu kadar açık ve net. Ama bir artı ekleyelim mi? Poyraz'ın hiç mi haklı tarafı yok sizce bunları söylerken? Poyraz neden böyle bir eleştirde bulunuyor? Poyraz'a çünkü Berkay liderim dedi. E lideri de onun öyle davranmasını istemiyor. Gitti, ya, ayrıldı Arkadaşlar ya. bak kusura bakmayın. Ayrıldı Berkay Oyunuz ondan ne Etti. hayır hayır şimdi, hayır. Bir dakika hayır. Adam liderim öyle... demedi mi ya? Tamam. Ya saçma. Berkay, Berkay geldi. <laughs> nasıl saçma? <saçmalamın>? Ya, <laughs> ya ne alakası var <laughs> liderim? abi. Şey. Allah Allah ya. Desin, ayrıldı çocuk Poyraz'ın Poyraz suçu yok. Bunda Poyraz'ın suçu yok. Berkay geldi. Poyraz'ın Poyraz suçu yok. Poyraz'da da bir şimdi sana birisi gelip dese ki Sema abla. Sen kadınlar var orada. Kadın yarışmacılar. Sema ablacım. Sen benim büyüğümsün liderlik yap bana liderimsin. Evet. Şimdi... Sen o kişi karşı takıma da gitse onu koruyup kollamak istersin ya da senin o kişinin senin gibi düşünmesini istersin o kişi hakkında hep o bir düşüncen olur yani Poyraz'ı ben gene abi bir de şöyle hak bir de şuradan bakalım ee, Berkay geldiğinden beri, ilk günden beri sen ne diyorsun? Onun Poyraz'ı var. Poyraz onu öne sürdü, oynamasını sağladı. Evet. O oynamadığı için sayı alamıyor. Mesela birileriyle karşılaştık ya gelen yedeklerle. Evet. Her seferinde sen ne dedin? Poyraz Berkay'ın önünü açtı. Bir de bunları konuşursak o zaman Poyraz'ın hiçbir suçu olmuyor. Yani Berkay gelir gelmez liderim diyen o. Hani sen gel ben senin liderinim diye çekip almadı Poyraz. Poyraz. ona destek oldu ama bugünler için destek olmadı. Bugünlere gelince Berkay kenara çekilmesi gerekiyordu. Ya. Ama Berkay ne yaptı? Berkay şu an liderini yeniyor her gün. E Sayın Furkan'cığım. Boynuz kulağa geçer kardeşim. Şimdi Sayın Furkan'cığım Berkay şey Poyraz Berkay'ı ne zaman ne, ne, için hazırladı? Kendi takımı ve kendi menfaatleri için hazırladı. E bir de ilişkileri de iyiydi. Arkadaşlık da yaptılar. Ama Poyraz ne dedi? Zamanı gelince Berkay da Reşat gibi, Yunus Emre Karabacak gibi birileri gibi gidecektir buradan. Bana tehlike yaratmayacaktır. Ama takımlar karışınca e, Poyraz gördü ki kazın ayağı çok farklı. Ne oldu? E, bugünlere hazırladığı adam karşısına geçti. Onu yenmeye başladı. İşte liderini yenmeye başlayınca olmuyor bu iş. Ya sen Furkan'cım. Anladın şimdi bırak... mı? Poyraz... Onu yensin diye mi hazırladı? Ya kardeşim bugünlere. sen bırak şimdi boş ver. Poyraz Berkay'ı bugünlere po, e, yensin diye ya mi Ya sen Berkay'ı konuşan bırak hazırladı? şimdi Poyraz da Berkay'ı ne için, hazırladın? Berkay ne ne için, için hazırladın? eskilere niye gidiyorsun sen ya? Şimdi i̇şte kendi sakatlandığı zaman arada e, boşlukları da oldun. Abi bu eskide Ama eskide şimdi po, şey Berkay palazlandı. Dakika, Berkay SMS alıyor. Berkay performans yapıyor. Berkay artık zincirlerini kırdı karşı takımda. Ve de Lideri niye iniyor? Ya bırak sen. Boynuz kulağa geçti Furkan'cığım. Eski, cim. eskilere gidelim. <laughs> sen çocuğun başarılarını konuş. Bırak eskilere e başarı, Ben başarısını konuşmuyor muyum? Ya kardeşim mi? sen şimdi Poyraz'dan, Berkay'a falan o işlere ne <laughs> giriyorsun? Niye? O işlere <laughs> giriyorsun. Niye hoşuna gitmiyor? Hoşuma... Gerçekleri şuna... konuş. Kardeşim. Gerçi niye işine ni gitmiyor? Liderim demiş olabilir. Niye işine, ni işine ni gitmiyor? Liderim demiş olabilir. E unutalım mı biz bu sözü? Bir dakika kardeşim. Biz bu sözü unutalım. Bir dakika be abicim ya. Sen de bir huy var Semih. Yeni çıktı bu. Anlatıyorsun anlatıyorsun. Ben konuşurken yine konuşuyorsun. Sus da biz de konuşalım ya. Tamam Murat abi. Sen benim söylediğim bir şey üzerine yorum Neyle? Yani? O zaman ben şimdi mesela dışarıdan birileri konuşsun onunla mı konuşayım? Neyin sen işime yorum gelmeyen derken? lafları unutalım istiyorsun. Abicim işime niye benim işime gelmesin e, ya? O gitmiyor çünkü. O şuna gitmiyor. Ben de senin, ben de diyorum ki sana, sen adamın liderlik, miderlik eskiden de, demiş olduğu bir laf var. Evet. Bir adam, bir adam lidersin der. Ama sonra lidersin dedikten sonra da adam çıkar, kendi kişiliğini, kendi şahsiyetini ortaya koyar. Ve Survivor'da da SMS birincisi oldu bu çocuk. Sen şimdi Poyraz'a lider demişler, eskiye niye gidiyorsun? Sen şimdi çocuğun şu andaki başarılarını konuş. Boş ver eski. Onunla konuşuyoruz işte. Ama sen şimdi gidiyorsun. Onu söylemiyor şey yaratıyorsun, zaten? Şey yaratıyorsun. Yok çocuk eskiden Poyraz'a lider demiş. Ha 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 iyi. Bırak o işleri sen. Sen şimdi çocuğun şu andaki durumuna bakacaksın kardeşim. Ya ben böyle bir şey... Bırak, öyle tabii. Evet abi, çok... Kafa yapıyorsun şimdi çocuk lider demiş. Ya Niye kafa yapacağım ben sana bütün yapıyorsun. hikayeyi anlattım. Kafa yapıyorsun. Poyraz yapıyorum. onu bugünlere yarın ya öbür gün poyra... karşısına dikilsin diye yetiştirmedi. Ya ne yetiştirmesi? Po... Poyraz, 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 yetiştirdi onlar... onu. Po... Ya lafa bak ya böyle po... bir laf olur mu ya? Çocuğu, ha. çocuğu rencide edici laflar ha kullanma yaba, kardeşim. Hayır Poyraz şöyle yetiştirdi. O nasıl Poyraz yetiştirdi? Şöyle yetiştirdi. Ne bu çiçek mi Poyraz yetiştirdi? Bak şöyle yetiştirdi. Ne yetiştirdi Poyraz? Ünlü takımına kimler geldi? Yiğit. Evet. Çağman nereye geldi? Bu arkadaşlarımıza şans verildi mi? Geldikleri gibi tık tık tık. Ha Poyraz kendi Poyraz yetiştirdi 7 tane yendik Poyraz'ı. Ama ama Poyraz, Berkay mi? içeri girdi dedi ki e? Poyraz benim liderim. Liderim e, deyince tamam de dedi. Tamam, dedi. tamam dedi. Sen eğer benim üstünlüğümü kabul ediyorsan gel kardeşim oyuna da çık. Arkandayım, şey destekledim. İki iki genç arkadaşımız da orada hemen gitti değil mi? Kimdi isimleri? Çağman'la Yiğit söyledi işte. Çağman'la Yiğit tabii. Ha yani Çaman, Boy, böyle Poyraz olmasa Berkay bu başarı yakalayamayacak mıydı? Tamam yakalıyamayacak şey. Nasıl yakalayabilecek ya? Eğer, yani eğer Yiğit ve Çağman, Çağman içeri Abi girince, şey e, Batuhan'ın Batuhan parmak izleri var evet. mı? <laughs> eğer Çağmanla Yiğit içeri girince, Batuhan sen bizim liderimizsin, kaptanımızsın deseydi Belki şu an yani eline birilerdi belki ama ilk hafta 1 2 gitmezlerdi. Yani bu çocuğun başarısı Poyraz'ın Poyraz'ın sayesinde mi buralara geldi. Evet. Hayır kardeşim. Çalmanla hayır. hayır ay, Poyraz bunu açtı. Ay, Poyraz Poyraz'ın özelliğine yol açacak ya. Nasıl? Poyraz o da Survivor'da bir yarışmacı, Berkay da bir yarışmacı. Poyraz kaptanı oranın. Ne kaptan ise kaptan. her şeye karar veriyor. Herkes Poyraz'ın ağzının içine bakıyor. Poyraz söylüyor, takımları Poyraz oluşturuyor. Ne diyor Poyraz? Berkay sen ol. Bir dakika. Berkay sen ol. Berkay şimdi bir dakika kardeşim. Poyraz'dan Moyraz'da bunun işin alakası yok. Berkay buralara kendi başarısıyla alnının telinde geldi. Nasıl yok ya? Ne alakası var Poyraz'la ya? Poyraz ne yaptı Berkay onu söyle. Poyraz ne ben... açtı diyorum sana. Ya ne yaptı önünü açtı? Eşleşmelerde öne onu sürdü. Nasıl onu sürdü? Başka türlü ünlü takımına gelseydi Berkay şimdi kaybolmuştu. Kaderi Kardeşim, Yiğit ve Çağman gibi. Şimdi Poyraz'ın var? Söyleyeyim. Şu anda Poyraz Şu an, var. An, ama tamam çocuk. Ya bu çocukta, Poyraz bu çocukta, hiçbir şey yoktu. Hiç yok Poyraz'ın sayesinde gibi. buralara geldi. Ha, öyle demiyorum. E, öyle diyorsun. Öyle Poyraz demiyorum. önünü açtı diyorsun. Çocukta zaten meziyetler var. Ee, Performansı var. Tamam. Ama Poyraz destek oldu ittirdi onu ünü takımına gelseydi bir He. kayıptı. Ertuğrul Çağman bu, gibi. Bu çocuksa, bu çocukta bir meziyet vardı. Bu çocukta Poyraz'a alakası yok. Bu çocuk hiç Poyraz Poyraz önüne açmış. Poyraz'ın özelliği Orada o da Survivor'da bir yarışmacı, o da yarışmacı. O karar vermiyor muydu takımlara? Ya sen oyna, sen Bununla ilgili kardeşim. ben de fikrimi söyleyeceğim ama Sema'nın çok sözünü kestik. Evet Sema'cığım.